Bugün itibariyle ilçe merkezimizde 15 tane tescilli kültür varlığı var. Bunlardan anıtsal yapı olanlar var, geleneksel mimari olanlar var. Son dönemde geleneksel mimari olan sivil mimari yapıların tescillenmesi konusunda faaliyet yürütüyoruz. Maden Saat Kulesi, Maden Hükümet Konağı, Cami-i Kebir, Maden Köprüsü, Kalhane Köprüsü bunlar birinci derece anıtsal yapıydı. Fakat geleneksel mimari olan sivil mimarideki yapılan hiçbiri tescillenmemişti. Biz bunlardan ilk olarak arkamızda bulunan Kavaspaşa Evi'nin tescilini gerçekleştirdik. 2021 yılında koruma altına alındı. Daha sonrasında Fırıncı Yaşar Altunbaş Evi tescillendi, Ekrem Ete Evi tescillendi, Beş Kardeş Rum Evlerinin iki nolu yapısı tescillendi ve daha tescillenmesi gereken birçok yapı var. Geleneksel sivil mimariyi önemsememizin sebebi Elazığ'ın da birçok ilçesinde anıtsal değerde eserleri var. Fakat geleneksel mimarideki sivil yapılar kaybolmaya başlamış durumda. Birçoğu asıl hüviyetini kaybetmiş. Maden evlerinde de mimari o açıdan baktığınızda madenin yerel malzemesi olan curuf taşını çok yaygın olarak kullandığını görüyoruz. Pencereler genelde mazgal pencere mimaride yapılıyor. Dışarıdan dörtgen, içeriden kemerli yapıya sahip. Bu yapının asıl önemli noktalarından birisi birinci kattaki benim olduğum konuma göre sağdaki pencerenin üstünde bulunan bir taş yapıya Kavasbaşı evi denmesinin sebebi şu. O Kavasbaşı Osmanlı dönemindeki yüksek rütbeli askerdir. Günümüzdeki yavere denk gelir bu rütbe. Bu evdeki o taş da dışa doğru çıkıntı yapmış vaziyette ve karpuz dilimi şeklinde dilimlenmiş. Bunun anlamı dışarıdaki bir yabancının bu taşı gördüğünde şu manayı çıkarması: sen bu eve yabancı olsan dahi bu eve misafir olabilirsin. Bizim buradaki amacımız geleneksel mimarideki yapıları bir an önce koruma altına alıp daha sonra tespitten, tescilden sonra bunların işlevlendirilerek kullanılması, restorasyon aşaması. Madende bugün 15 tane yapı tescilli. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda bu sayının daha da artacağını öngörüyoruz. Sıvandığı zaman bir de evin bir şeyi kalmıyor. Bak mesela buraya sıva zamanında vurmuşlar, dökülmüş. Şimdi bu evin dışını sıvasan hiçbir anlamı, önemi kalmayacak. Kendileri madende ikamet etmiyorlar ama üst kat kilitli şekilde duruyor.